öğrencilerine Türkiye 2. Dünya Savaşı'na katılmamasına rağmen savaşın getirdiği ağır ekonomik şartları tümüyle yaşamıştır diyen tarih öğretmeni Selami Bey gelişmelerinden hangilerini bu duruma örnek olarak gösterebilir? Bakalım arkadaşlar. Varlık Vergisi Kanunu'nun yürürlüğe girmesi. Evet arkadaşlar, özellikle durumu iyi olan vatandaşlardan böyle bir vergi alındı. Bu ekonomik bir durum olduğuna göre doğru. Temel ihtiyaç ürünlerinin temin edilmesinde sıkıntı yaşanması tabii ki Arkadaşlar bu da ekonomiyle alakalı bir durum olacaktır. Ağır şartları yaşıyoruz demektir. İstanbul ve bazı şehirlerde geceleri karartma uygulanması. Arkadaşlar bu daha çok bir önlemdir. O yüzden üçüncü öncül doğru olmaz. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Müttefik devletlerin Almanya ve İtalya ile imzalanacak anlaşmaların koşullarını belirlediği toplantı aşağıdakilerden hangisidir? Mihber devletlerin kaybetmesiyle sonuçlanan İkinci Dünya Savaşı, dünya siyasetinde yeni bir dönemin başlamasına yol açmıştır. Savaşın sona ermesiyle yeni dünya düzenini kurmak için çeşitli konferanslar düzenlenmiş, imzalanacak barış anlaşmalarının temel şartları ve yöntemleri belirlenmiştir. Arkadaşlar Almanya ve İtalya ile anlaşma imzalanacaksa savaşın sona ermiş olması gerekmekte değil mi? Savaşın sona erdiği süreçte yapılan toplantı ise Postdam Konferansı'dır 1945 yılında. Moskova Konferansı arkadaşlar yine Amerika'nın, İngiltere'nin, SSCB'nin ve Çin'in katıldığı bir konferans ama 1943 yılında toplanmış bir konferans arkadaşlar. Tahran Konferansı'nda müttefik liderler bir araya geliyor. Tarih yine 1943. Tahire Konferansı ise arkadaşlar Türkiye'yi e, müttefik devletlerin yanında savaşa katmak amacıyla toplanan bir konferans. Yine yıl 1943. Nayon konferansı ise arkadaşlar 1937'de hatta olan bir konferans çok daha önceden olan bir konferans denizcilikle alakalı bir takım önlemler alınan konferanslar arkadaşlar bu da bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Bu durumun aşağıdakilerin hangisinden kaynaklandığı savunulabilir. İkinci Dünya Savaşı'nda insan kaybının yaklaşık yarısını siviller oluşturmuştur. Yani arkadaşlar savaşan askerlerden çok neredeyse siviller hayatını kaybetmiş. Bunun sebebini tabii ki şu şekilde açıklayabiliriz. Özellikle çok fazla bombalama yapılıyor arkadaşlar. Atom bombaları atılıyor. Bu sebeple sivil insanlar da hayatını kaybediyor tabii ki. Bu yüzden kitle imha silahlarının kullanılması bizim için doğru cevap olacaktır. Türkiye'nin bu politikaya karşı duyduğu endişenin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Türkiye Almanya'nın 15 Mart 1939'da Çekoslovakya'yı ilhak ederek başlattığı hayat sahası politikasından endişe duymuştur. Arkadaşlar bunun en temel sebebi hayat sahasının geniş bir coğrafyaya yayılmış olmasıdır. Yani Türkiye topraklarını da tehdit eder durumda olmasıdır. Hatta Hindistan'a kadar uzandığını bile söyleyebiliriz. Yani tam olarak sınırları net değil ama Almanlar kendi ırklarını o bölgelere yaymak istiyorlar. Bu sebeple de böyle bir proje ortaya atıyorlar. Bakalım arkadaşlar Arkadaşlar şıklarımıza yeni politikanın Orta Doğu devletlerince hoş karşılanmaması. Hayır arkadaşlar bu Türkiye'yi etkileyecek bir durum değil. Almanya'nın yeni politikası gereği Yunanistan ile ortak hareket etmeye başlaması. Hayır arkadaşlar hayat sahası politikasına dayalı sınırın nerede başlayıp nerede bittiğinin belli olmaması. Evet arkadaşlar Türkiye'yi asıl en endişelendiren şey işte bu zaten. Hayat sahası politikasının ABD, Almanya, İngiltere birliğini sağlayacağına inanılması. Hayır arkadaşlar yeni politikanın Müslüman ülkelere yönelik geliştirildiğinin düşünülmesi değil arkadaşlar. Dediğim gibi tamamıyla sınırla alakalı bir durum. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı olmalıdır. Sovyet Rusya'nın istekleriyle ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisidir? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra toplanan Postdam Konferansı'nda Sovyet Rusya, İtalya'nın Akdeniz ve Kızıldeniz kıyılarında bulunan sömürgelerinden pay almayı ve işgal altındaki Romanya, Bulgaristan ve Macaristan devletlerinde oluşturulan komünist hükümetlerin İngiltere tarafından tanınmasını istemiştir. Peki arkadaşlar şıklarımıza bakalım. Dünya barışını korumaya çalışmak tabii ki arkadaşlar bununla bir alakası yok. Sovyet Rusya sadece kendi çıkarlarını düşünüyor şu anda. Etki alanlarını genişletmek tabii ki Arkadaşlar bakın komünist hükümetlerin tanınmasını istiyor. Anlaşma devletlerinin tepkisini ölçmek değil arkadaşlar. İngiltere'nin sömürge yollarını kontrol altına almak bununla da pek bir alakası yok arkadaşlar. Anlaşma devletleriyle aynı ittifakta yer almak bu da değil. Amacı arkadaşlar tamamıyla aslında sömürgeleri genişletip kendi etki alanını daha fazla büyütmek. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkı olmalıdır. İkinci Dünya Savaşı'nın çıkışına yol açan sebepler arasında aşağıdakilerden hangisinin yer aldığı söylenemez. Bakalım şıklarımıza arkadaşlar. Almanya ve İtalya'nın siyasal birliklerini geç tamamlamaları. Bu aslında onların Birinci Dünya Savaşı'na girme sebepleriydi arkadaşlar. Kendilerine sömürgeler aradıklarından dolayı Birinci Dünya Savaşı'na girmişlerdi. Bu durum İkinci Dünya Savaşı'nın bir sebebi değil. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan anlaşmaların ağır hükümler içermesi. Evet arkadaşlar özellikle Almanya'nın imzaladığı Versay Anlaşması İkinci Dünya Savaşı'nın bir sebebidir. 1929 ekonomik buhranın yarattığı ekonomik yıkım arkadaşlar tabii ki bütün devletleri etkileyecek bir durumdur. Saldırgan ve yayılmacı emeller taşıyan ideolojilerin ortaya çıkışı. Arkadaşlar tabii ki bu da önemli bir sebep. Özellikle Almanya'da ortaya çıkan Faşist düşünceler ve İtalya'da ortaya çıkan yine faşizm, nazizm gibi düşünceler arkadaşlar etkili olacaktır. Sömürgecilik zihniyetinin devam etmesi tabii ki yeni sömürge yerleri arayan devletler de savaşa katılacaktır. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı olmalıdır.